Yayındayız. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz diyelim hem konuşmacılarımıza hem izleyicilerimize. Nice Medya olarak bugün bir başka webinarımızda sizlerle birlikteyiz. Yine Sestek tarafında ortak yaptığımız bir çalışmada sizinle birlikteyiz. Kimler var bugün konuklarımız? Onlardan bahsedeyim, size tanıtayım. Grupama CIO'su Serdar Birlikçi ve Sestek Genel Müdürlüğü Serdar Karadayı ile birlikteyiz. Serdar Beyler var bugün konuklarımız. Gelim yani. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Şimdi konularımızı duyurmuştuk zaten. Bugünkü izleyicilerimizin de elinde var. Ama çok özetle geçmemiz gerekirse pandemi sürecinde dijitalleşen müşteriden bahsediyor olacağız ve bunu sigorta sektörüne özel olarak ele alıyor olacağız. Şimdi şeyi söyleyelim öncelikle, sigorta sektörü ne kadar etkilendi bu pandemi döneminde? Çok etkilendi çünkü sigorta sektöründe birçok farklı konu gündeme geldi. Öncelikle sağlık meselesi, tele sağlık dediğimiz uzaktan doktora bağlanarak sağlık işlemlerinin yapılması, destek alınması, bunları gerçekleştirdi sigorta sektörü. Bunun içerisinde yer aldı, daha doğrusu bu olayın içerisinde yer aldı sağlık sektörü. Bir de duyduğumuz kadarıyla çok ilginç gelişmeler vardı sigorta sektörüyle ilgili. Mesela benim duyduğum, bana en ilginç gelen konulardan bir tanesi, iş hayatının taşınmasıyla beraber bir güvenlik sorunu, teknoloji açısından bir güvenlik sorunu ortaya çıktı ve buna karşı bazı sigortalar geliştirilmiş diye duydum. Bilmiyorum, şimdi Serdar Bilikçi'ye soracağım, merak ediyorum doğru mu bunlar diye. Eğitim tarafında özel okullarla ilgili olarak sigortalar çok önem kazandı. İşsizlikle ilgili sigortalar önem kazandı. Bunun gibi birçok şeyler duyduk, değişiklikler duyduk. Neler vardı da Serdar Bey, sizin duyduğunuz adapte olması gereken sigorta sektörünün pandemiyle birlikte? Yani aslında pandemi bir etken oldu bu daha fazla inovasyona yönelik düşünce için. Öyle bakmak lazım ama pandemiyi de şöyle bir tanımlamak lazım tabii ki. Biz ilk fazını yaşıyoruz şu anda yaşadığımız sürecin. Bu üç fazdan oluşan bir şey. Reaksiyon gösterdiğimiz bir süreci yaşıyoruz. İkinci fazda biraz daha bu reaksiyonlarımızın hareket ve aksiyona dönüştürdüğümüz alanları olacak. Daha o faza yeni yeni başladık. Üçüncüsü de normalleşme dönemi olacaktır. Şu anda o seviyede değiliz. Reaksiyon anlamında tabii herkes için yeni olan bu olguda sigorta sektörü de çeşitli aksiyonlar aldı. Bunlar bir kısmı yeni ürünler anlamındaki aksiyonlardı. Bir kısmı da hem tüketici hem de acentelere yönelik aksiyonlardı. Biz Groupama olarak baktığımız zaman üç farklı aksiyon aldık. Bunlardan bir tanesi tüketicilere yönelikti. Sonuçta evde olan kişiler için kasko gibi ürünlerde ciddi indirimler yaptık. Ödeme zorluğu içerisinde olanlar için ödeme planlarını esnettik. Böylece tüketiciye daha yakın olabilecek aksiyonlar alındı. Bunun dışında evdeki durumun tabii etkileri de vardı. Psikolojik destek anlamında biz de sağlık sigortası yapmış müşterilerimize online psikolojik destek ve online doktor hizmetlerini verdik, açtık. Yaşanılan sorunlardan bir tanesi de insanların IT dünyasına uzak olduğu için ve herkes bir anda online toplantılara geçtiği için yaşadıkları IT sorunlarıydı. Ev konut sigortası olanlara burada bedelsiz yine aynı şekilde IT desteği sağlandı bir firma ile anlaşarak. Bu tüketiciler için çok olumlu karşılandı. Bu verdiğimiz tüm hizmetleri ücretsiz yaptık. Bunlar dışında çeşitli farklı servisleri de tabii ortaya koyduk. İnsanlar araçlarını kullanmış veya hastaneye gitmek zorunda kalıp döndüklerinde vade servisiyle evlerinden araçlarını alıp dezenfektasyonlarının yapılması gibi konular oldu. Acenteler için de baktığımız zaman aslında ödeme kolaylıkları ve daha fazla online servislere ulaşımları sağlandı. Son olarak da sağlık çalışanları için önemli indirimler yapıldı. Bu dönemde en büyük teşekkür herhalde onlar alıyor ve çok büyük bir emekle uğraştılar. O grubun tamamı için hemşireler dahil olmak üzere çok önemli indirim ve avantaj paketleri oluşturduk.
İleriye dönük sigorta dünyasının bilinen ürünlerden farklılaşması gerekiyor. Bu pandemi olsun veya olmasın geçerli olan bu koşuldu. Dünyada çeşitli farklı yerlerde bunun uygulamaları var. Burada tabii ileriki aşamalarda konuşuruz ama ekosistem kurulması lazım. Elektronik cihazlar için olsun, kullandıkça ödek tarzındaki ürünler olsun. Gittikçe buraya doğru gidiyor. Bu da aslında sigorta dünyasında diğer sektörlerden daha fazla dijitalleşmenin gerektirdiğini getiren, gösteren bir konu. Sigorta dünyası çok fazla operasyonu olan bir konu olduğu için ileride konuşacağız tabii ki. Yapay zeka burada çok çok önemli bir rol oynayacaktır. Ve de bu ileri farklı teknoloji veya ürünlere ulaşmak için de firmalar buraya doğru yatırımlarını arttıracaktır. Evet, aslında buradan hemen şeye geçebiliriz. Evet, sigorta sektörünün dijitalleşmesi gerekiyor. Peki şeyi söylemiştik biz hep bugüne kadar yazdık, çizdik, müşteri dijitalleşiyor demiştik ama önümüzde bir pandemi yoktu ve bu belirli bir ivmede ilerliyordu ama pandemiyle beraber mecburi olarak müşterinin çok daha hızlı dijitalleşmesi gerekti, adapte olması gerekti. Müşteriler olabildiler mi? Adapte olabildiler mi? Sizden talepleri ne yönde oldu veya sizin sunduklarınıza dijital kanalları nasıl karşılık verebildiler? Tabii müşteri için en önemli şey artık self-servis ortamların olması. Çünkü her zaman ulaşmak istiyorlar, ulaşılabilir olmasını istiyor firmalar, müşteriler. Müşteriler bence dijitalleşmede firmaların birkaç adım önünde. Çünkü çok fazla bu tarafta dijitalleşen dünyada etki altında kalıyorlar. Bunlar hem kullandıkları ürün, online işlemler olsun, hem de günümüzde bankacılık sektöründe artan hizmetleri de olsun. Bu kapsamda firmalardan çok çok öndeler. Sigorta genelinde bakarsak dijitalleşmeyle ilgili en önemli engel uçtan uca tüm servislerin dijitalleşmesi lazım. Hasar süreçlerinin de dijitalleşmesi lazım. Hasar süreçleri dediğimiz zaman burada tabii expert risk gibi birçok adımlar geçiyor. Burada yapay zeka çok önemli ivmelendirecektir süreci. Resimden birçok adımın otomatik hale getirilmesi. Asya pazarında bunlar uygulanmış vaziyette bilhassa. Amerika pazarında da uygulanmış vaziyette. Avrupa biraz geriden geliyor bu anlamda. Ana sebebi de KVKK ile ilgili regülasyonların Avrupa'da daha sıkı ve daha sık denetlenen bir yapı olmasından ötürü. Ama bu süreçler kendi içerisinde açılacaktır. Müşteriler çok fazla self-servis imkanı ve kendine ait özelleştirilmiş ürünler beklemekte. Şimdi bir hatırlatma yapmak istiyorum izleyicilerimize. Bir soru modülümüz var bu platformumuzun içinde. Sorularınızı alabiliriz konuklarımıza deyip onu hatırlatıp şimdi Serdar Karadayı'ya aynı soruyla dönmek istiyorum. Sizin tarafınızda nelerdir? Çünkü siz hem sigorta sektöründe birçok müşteriniz var, farklı sektörlerde de müşterileriniz var. Hepsinden bir derleme yapıp bize sunacak olursanız, müşteriler dijitalleşti mi, talepleri ne yönde oldu, dijitalleşen müşteri hakkında ne söylersiniz bu dönemde? Teşekkürler Ela Hanım. Biz tabii çok dijitalin göbeğinde olan bir şirket olarak yıllardır zaten dijital transformasyonun bir parçası veya hepsi olarak rol alıyoruz. Özellikle finansal sektörlerde, çağrı merkezinde, sigorta, bankacılık gibi transformasyonu daha hızlı kavrayan, daha hızlı hayatına sokmayı bilen sektörlerde bir parçası oluyoruz. Tabii sigorta bu kadar hızlı değildi. Türkiye'de bankacılık sektörü bence daha hızlı adapte oluyordu dijital transformasyona. Sigorta onun bir lig altından geliyordu benim görüşüme göre. Bu pandemi diğer sektörlerde olduğu gibi sigortada da buna daha hızlı bir ivme kazandırdı. Çünkü bak görünen o ki uzaktan dijital teknolojiler kullanarak, yapay zeka kullanarak birçok iş daha da verimli hale geldi. Bu bazı insanlar için kanıtlanabilir oldu ve önüne geçiremez bir evrim süreci başladı. Bundan sonra ben hiçbir işin eskisi gibi olmayacağını
düşünüyorum. Yani sadece bizim alanımız değil, birçok iş yapış şekli değişecek. Sadece teknoloji değil, belki restoranda kullanılan teknoloji de veya ulaşımda kullanılan, tatilde kullanılan teknolojiler de gelişecek. Hatta belki Serdar katılır mı bilmiyorum ama pandemi sigortası bile çıkabilir. Çünkü bu pandemi sonuçta bir alıştırmaydı. Biz hayatımızda ilk defa bir pandemiyle tanıştık. Türkiye olarak, ama başka ülkelerde tabii SARS vesaire bir takım pandemiler yaşandı. Hani bu kadar geniş kitlere yayılmayan. Ama Ebola gibi. Ama bundan sonra ben eminim ki birkaç yıl içinde pandemi sigortası gerektirecek sektörler çıkacaktır. Belki yükü fazla ağır olabilir ama sonuçta pandemi geldiğinde bir restoran veya bir işletmenin %100 iş kaybı var. Hani bu iş kaybının tazminini bir şekilde sigorta şirketleri hesaplayıp buna uygun bir ürün çıkaracaklardır diye düşünüyorum. Çünkü bu pandeminin de olma sıklığı bu kadar şey olmayacağına göre bir algoritma, bir yapay zeka buna da çalışacaktır. Tabii bundan sonra ne olacak? Herkesin cevap veremediği veya herkesin tahmin ettiği bir soru var. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani televizyonlara devamlı doktorlar çıkıyor, pandemiyi anlatıyor ama kimse henüz, yani bilinmeyen bir virüsü tartışıyoruz. Yani ben kimsenin %100 bildiğini düşünmüyorum. Yani kişisel görüşüm olarak. Yaşattıklarına göre tahminlemeler var. Hani maskeye gerek yoktu, maske var oldu. İşte buna gerek vardı, bu gerek. Bazı ülkeler bunu daha farklı yöntemlerle işliyorlar. Dolayısıyla bir bilinmezler silsilesi var. Biz yöneticiler için de tabii ki en büyük challenge bu. Hani bilinmezler silsilesi. Ama bir yandan da bence keyifli. Çünkü değişik bir ortamda, hani değişik bir dünyada yeni bir bina inşa ediyoruz tuğlalarla. Ve bundan hani ilk sancısı geçtikten sonra da keyif almaya başladık. Çünkü bu azaldıkça değişik bir çalışma ekosistemi doğacak. Belki daha keyifli, daha verimli. Yani şu anda ben bizim sektör açısından söyleyeyim. İki katı kadar daha verimli olduğumuzu düşünüyorum. Yani hem toplantıların, toplantı sayılarımızın, toplantılardaki konuşulan konuların, tam sıkıcı yanları da var, psikolojik bozukluklar da var. Onlar da inkar edilemez. Onlara da mutlaka bir önlemler alınmak zorunda ama verimin arttığı aşikar. Eminim ki sigorta sektöründe de öyledir. Yani Serdar cevaplar. Yani sonuçta sonuç odaklı iş yapıyoruz şu anda. Ya benim düşüncelerim bunlar. Yani geri dönüşen, özetle geri dönüşülemez bir yola girdik ve bu yolda artık yeni tuğlalar inşa ediyoruz. Şimdi soru gelmiş. Avukat Mahmut Barlas sorularını yöneltmiş. Ben bu soruları okuyayım ama zannediyorum ki bu soruların içeriği çok fazla bizim bugünkü konuklarımızın cevaplayabileceği görev tanımlarının içerisinde yer almayan sorular. Ama bir ortaya sormuş olayım. Hani sigortalardan bahsetmişken yöneltmiş çünkü Mahmut Bey demiş ki dijitalleşmenin önemli sonucu özellikle beyaz yakalıların evden çalışması, evden çalışan kimselerin evlerinde yaşayacağı iş kazaları, işveren mesuliyeti sigortası kapsamında değerlendirilecek mi? Diğer bir sorusu da siber güvenlik sigortalarında repütasyon ve müşteri kaybı zararlarını, kayıplarını nasıl değerlendireceksiniz? Evlerdeki internetlerin güvenlik duvarlarının zayıf olması işlerinin kusuru sayılacak mı? Şimdi bunlar çok, ben bir söyleyeyim, hani siz de katılır mısınız? Çok sigorta türleriyle ilgili konular ve bizim bugünkü konumuz ve konuşmacılarımız daha ziyade müşteri iletişimi, müşteri deneyimini üzerinde hangi kanallardan, dijital kanallardan neler yaptık, neler sağladık üzerinde olacak. Ama yine de cevaplamak isterseniz ben sormuş olayım ortaya. Yani ben kısaca Mahmut Bey'e bir cevap vereyim. Doğal olarak aslında tüm sigorta şirketlerinde olduğu gibi bizde de bu tarz konuları tartışıyoruz ve bir ürün haline getirmeye veya ürünlerin içeriklerini zenginleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin demin de Serdar Bey söyledi, pandemi sigortaların içeriğine girecek. Şu anda zaten içerik anlamında bu sağlık sigortalarına nasıl dahil ederiz, riskini bunu nasıl planlayabiliriz, bunlar konuşuluyor. Buradaki iki örnekteki soru, bu soru adetleri değiştirebilir. Sigorta şirketlerinin riski doğru planlamasıyla ilintili olarak bunlar organize edilecek. Şu anda bu konuların hepsi yeni konular fakat zenginleştirme kapsamında bunlar şu anda düşünülüyor. Belli bir karar aşamasından sonra bunları devreye almayı düşünüyoruz.
Evet, çok bir konuyu gündeme alamadık ama hani teşekkür ederiz Serdar Bey, Çok bir cevap nokta atışı sorular ama yani tabii ki %100 cevap veremeyiz ama çok güzel sorular verdi. tabii. Bunların hepsi değerlendirilecektir sigorta insanı. Sorularınızı bekliyoruz diyelim izleyicilerimize ve biz de diğer konumuza geçelim. Şimdi biraz önce devam edeceğiz, detaylandıracağız demiştik. Hangi teknolojiler çok işimize yaradı demiştiniz, dijital çözümler Serdar Bey. Bunları artık biraz detaylandıralım isterseniz. Sigorta sektörü bu dijital kanallardan nasıl faydalandı, ne şekilde faydalandı? Özellikle yapay zeka tabanlı, sanal asistan ve diğer uygulamalar diyelim. Neler oldu en çok kullanılanlar? Bir onlardan bahsedebilir miyiz? Yani şimdi pandemi olsun olmasın bazı konular önemli. Bunlardan bir tanesi müşteri deneyimi. Burada tabii Türkiye açısından bakarsak müşteri ile sigorta şirketi arasında aslında acente var. Bizim yapmamız gereken yani eksik olan parça bir ekosistem oluşturmak. Bu ekosistem içerisinde herkesin birbirine güvendiği bir ortamın oluşması lazım. Şöyle yapalım. Bu söylediğiniz nokta benim sorularımdan bir tanesiydi zaten. Şimdi Serdar Kaya diye demiştik ki sigorta sektörü bankacılık sektöründen biraz daha farklı ilerliyor. Bizim gözlemlerimize göre sigortacılık sektörünün ayrıştığı nokta zaten arada bir acentelik müessesesinin olması. Çünkü birçok müşteriniz için doğrudan kurumun kendisi temas halinde değil, banka gibi değil. Arada bir acentelik var. Dolayısıyla dijital kanallar işin içerisine girdiğinde o sistem içerisinde bir de acentelerin olması gerekiyor. Burada işleyiş, iş yapış şekli biraz daha farklılaşıyor. Yanılıyor muyum? Bugüne kadar dijitalleşmenin seyrini bu değiştirdi mi? Ben böyle düşünüyorum sadece. Ben sizin de görüşlerinizi alayım. Yani İngiltere marketine bakarsanız orada acente kavramı yok. Türkiye marketinde var. Bu bence bizim Anadolu topraklarının iyi bir tarafı. Burada bir ekosistem oluşturmak lazım, güven oluşturmak lazım. Acentelerin müşteriyle temasını ortadan kaldırmadan self servis portallerin oluşması lazım. Biz şöyle bir çalışma baktık. Miktar zorlaştırmıyor mu sizin için? Çok merkezi olarak yönetemez oluyorsunuz aslında. Kurumsal bir müşteri deneyimi yerleştirmek başkalarının elinden geçiyor birçok noktada. Böyle bir durum oluşmuyor mu sigorta sektörü için? Yani bunu dijital dünyada bunu planlayabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Örneğin biz acentelerle konuşuyoruz şu anda. Uygulama açtığımız zaman biz bu uygulamanın kendisinde her zaman için acentenin logosunun da yer alacağı yapılar kurmak. Çünkü şu anda aslında sigorta dünyasındaki müşterilerden bir tane en önemli konu müşteri telefon bilgilerinin acentenin kendisinde olması ve bunu paylaşmıyorlar. Bu anlamda da güven eksikliğinin ortadan kaldırılması lazım. Ama self servis portaller birçok şekilde zaten hayata geçecektir. Burada en önemli konu örneğin birkaç örnek vereyim. Şu anda biz Sestek'le beraber çalıştığımız yapay zeka projeleri var. Bunlar bizim bir sonraki adım için çok önemli gördüğümüz yapılar, yapı taşları. Acenteler de mesela çok memnun, müşterilerin kendisi de memnun. Yapay zekayı başka alanlarda da kullandık bu dönem içerisinde. Örneğin fiyatlamayla ilgili. Bu bence çok çok yenilikçi bir yaklaşımdı. Normal sigorta dünyasındaki fiyatlama çok istatistiksel bir hesap üstünden yapılıyor. Bunu tamamen değiştirecek bir şekilde kullandık ve son test sonuçları da olumluydu. Ben şöyle bakıyorum. Müşteri deneyimi acente olsun olmasın arada farklılaştırılabilir. Örneğin bir müşteri bir kasko aldığı zaman yanında benzin şirketlerinden indirim alabilmesi lazım. Veya bir AVM'ye gittiğinde aracını bıraktığında ücretsiz yıkama servisini yapıp AVM'ye çok hızlı geçişi olması lazım. Bunları kurgulamak için de farklı müşteri deneyim çalışmaları ve dijitalleştirme yapılması lazım. Bunların bir kısmında blockchain teknolojileri olabilir, bir kısmında bu sadakat programı gibi tarzda programlar olabilir. Ve bunların zenginleştirmesi lazım. Şu anda sigorta dünyasında bunlar ya çok kısıtlı
ya da bunlar manuel bir operasyonla yapılıyor. O yüzden de çok zahmetli oluyor. Müşteri deneyimini arttırmanın çok farklı yolları olması lazım. Şunu da unutmamak lazım. Şöyle tamamlayayım. Problemin kendisi arada bir aracının olması değil. Problemin kendisi sigorta süreçlerinin tamamen bir bakış açısıyla dijitalleştirilmesiyle ilgili bir problem. Bu yapıldığı zaman yani hasardan sigortanın başlangıcına kadar olan süreç dijitalleştirildiği zaman zaten müşteri farklı deneyim kazanacak. Üstüne de katma değerli servislerin gelmesi lazım. Müşteri deneyimi ancak bu şekilde olabilir. Katma değerli servisler de müşterinin firmayla ilişkisini arttıracak bir konu. Eğer sadece self-service konusunu poliçe yazmak, hasar bildirmek için kullanırsanız frekansınız çok az olur. Müşteriyle temasınızı arttıracak yenilikçi bakış açılarınız olması lazım. Burada da çeşitli teknolojiler çok çok önemli rol oynayacaklardır. Bunların başında da yapay zeka geliyor benim görüşüme göre. Hı hı. O zaman Serdar Karadayı'ya da ben aynı şeyi sorayım. Bu evden çalışma döneminde dememin sebebi şu, bunun sonrasını ayrıca konuşalım istiyorum. O yüzden şu ana kadar olanı sadece sormuş olayım size. Bu evden çalışma döneminde bu conversation AI dediğimiz yapay zeka tabanlı sanal asistan ve diğer teknolojiler sigorta sektörü için nasıl avantajlar sağlayabildi? Tabii ben de kısaca kendi görüşlerimi paylaşayım sigorta sektöründeki yapay zeka ile ilgili. Conversational sistemler dediğimiz yani sanal asistanların verdiği hizmetlerin yansıması ve bunların analiz edilmesi dediğimiz conversational AI ve analytics platformları bence şu anda en önemli teknolojilerden biri haline geldi. Çünkü kesintisiz bir iletişim sunuyor ve doğru bir iletişim sunuyor. Kesintisiz ve doğru bir iletişim sunduğunuzda da müşteri bağlılığı ve karlılığınız açıkçası artıyor. Bütün sigorta şirketlerinde amacı müşteri bağlılığını artırmak, yeni müşteriler kazanmak ve karlılıklarını artırmak. Bunu yaparken de teknoloji büyük pay oynuyor. Örneğin bir Conversation AI platformuyla bir bot projesi yaptığınızda sesli veya yazılı müşterinizin ihtiyacı olan, demin acenteleri de konuştuk, acentelerinizin de belki ihtiyacı olan tüm desteği tek bir platformdan onun için olarak sağlayabileceksiniz. Hiç kimseye ihtiyaç duymadan bütün arka plandaki servislerinizle entegre olarak müşteriyi mutlu bir şekilde sistemlerinize ulaştırabileceksiniz. Aynı şekilde bu pandemi döneminde belki müşteri hizmetleriniz evlerden çalışıyor veya acenteleriniz evlerden çalışıyor. Bu acentelerin verdiği hizmetleri yine analytics platformuyla yapay zeka kullanarak analiz edip ben hangi süreçlerimde hangi eksikler var, işte pandemi sürecinde sağlık birimimde hangi eksikler vardı gibi analizleri yapıp yine yapay zeka platformunuzu besleyecek datalarla zenginleştireceksiniz. Yani sigorta sektörünün çok klasik bir lafı vardır biliyorsunuz. İhtiyacınız olduğunda alamadığınız tek şey sigortadır diye. Ben onu yapay zeka ile eşleştirebilirim. Yani ihtiyacınız olduğunuzda alamayacağınız diğer şey de yapay zekadır. Yani zamanda yatırım yapmazsanız iş işten geçmiş demektir. Hani ihtiyacınız olduğunda Atalan Üsküdar'ı geçmiş olur sizin rakibiniz yapay zekayla. Dolayısıyla o yönden kendimizi kardeş ilan ediyoruz yapay zeka ile sigorta sektörünü. Ama şöyle bir şey var. Yapay zekanın bir diğer rolü de yapay zeka deniyor ama aslında müşterilerin bilinçlenmesini de sağlayan teknoloji dijital transformasyonun ucundan geçiyor. Şöyle ki ben bir örnek vereyim en azından kişisel deneyimim olarak. Sanıyorum sigorta sektörünün bunun 10 katı büyüklüğünde olması gerekiyor Türkiye'de. Yani şu anda çok küçük olduğu varsayılıyor dünyadaki şeylerle, marketlerle kıyaslandığında. Çok ufak bir pazar payı var sigortanın olması gerektiğini. Hele Amerika ile karşılaştırırsanız devasa ufak. Çünkü Amerika'da bankalardan büyük sigorta şirketleri, bankaların sahipleri sigorta şirketleri. Çünkü sigorta hayatımızın aslında çok önemli bir kavramı. Çünkü bizim birçok alanda ihtiyacımız olan çözümü sigorta şirketleri sağlıyor. Ama biz bunun farkında mıyız? Mesela ben bile İMM denen bir şey var kaskonun içinde. İhtiyari mali mesuliyet sigortası. Yani ben bunun yani şirket yönettiğim için farkındayım da şirket yönetmesem bunun farkında bile olmam yani. İnanılmaz önemli bir şey. Halbuki yapay zeka bunu beni bilgilendirebilirdi iletişimde ama acentelerin verdiği bilgi kadar.
Yani birçok kullanıcı, babalarımıza, annelerimize sorsak haberi yok. Ama bu o kadar önemli ki çok eski bir arabanızla kaskonun bunun limitini düşük tuttuğunuzda, gidip bir Ferrari'ye vurduğunuzda yani bütün ocağınıza incir ağacını dikebilirsiniz. Hani bunun farkında belki %50 insan farkında değildir yani. Hani böyle bir kasko yaptırdığında başına böyle bir şey gelebileceğini. Ama halbuki bu conversation AI dediğimiz teknolojilerle en basit seviyede iletişim kurabildiği için insanlar, yani bir bottan, WhatsApp'tan yazıp hani bu nedir cevabını çok tane tane alabildiği için, yani WhatsApp'tan sigortasıyla ilgili bütün dertlerini, tasalarını öğreneceğini düşünün. Bilgilendirildiğini düşünün. Bilgilendirmek de karşı taraf için bir o kadar karlı bir şey. Yani sigorta şirketleri ne kadar bilgilendirebilirse karşı tarafı o kadar. Yani bir yangın çıkıyor, sigortası olmadığı anlaşılıyor. Yani bir musibet, bir nasihattan iyidir yerine. Hani bunun böyle olabileceğini dijital teknolojiler vasıtasıyla bilgi akışını kesintisiz hale getirirse de bence sigorta sektörüne büyümesine bizler de çok büyük katkıda bulunacağımıza inanıyorum. İletişimin tabii iki yönlü bir faydası var değil mi kurumlar için? Dediğiniz gibi kurumun müşterisini sürekli bilgilendirebiliyor olması veya müşterinin sürekli soru sorabiliyor ve yanıt veriyor olması, ama bir taraftan arka planda bu iletişimlerin analiz edilerek kurum tarafına hangi yeni ürün ve servislerin çıkarılabileceğinin datasını sağlıyor olması. Aynen. İki yönlü aslında bir faydası var, öyle değil mi? Çok doğru. Şimdi burada bir sorumuz geldi. Pandemi sürecinde sektörün evden çalıştığını düşünürsek bu kapsamda çağrı merkezlerine yönelik yeni bir ürün ihtiyacı tespitiniz oldu mu? Pandeminin size kazandırdıkları var mı diye çok beğendiğim çok güzel bir soru gelmiş gerçekten. Bize geldi herhalde değil mi çağrı merkezlerine? Bu pandemi diye soruluyor yani özetle. Ya şüphesiz ki çağrı merkezi sektörü bu işin yani en büyük değişenlerinden olacak bence. Yani birçok binanın içinde tıkılmış yan yana olan insanlardan çok göremeyeceğiz diye düşünüyorum ileriki dönemde. Daha esnek, daha özgür ve birçok insanı belki de birçok lokasyondan güvenli bir şekilde çalıştıracak. Öğretisi şu oldu. Bir, bizim gibi teknolojiler tabii ki orada çok önemli hale geldi. Çünkü analiz etmeniz lazım. Daha yani göz görmeyince gönül katlanıyor lafı vardır. Gözün görmediğini iyi yönetmeniz lazım. Yani iyi raporlama, iyi yönetim yaparsanız her şeyi uzaktan yönetebilirsiniz. Bu bir gerçek. Dolayısıyla biz orada analytics platformumuzda bunu sağladığımızı düşünüyorum. Oradan aldığımız geri bildirimle de yapay zeka platformumuzu zenginleştiriyoruz. Yani sonuçta tabii ki şöyle bir gerçek var. Sesliğin bir temel işi de mümkün olduğu kadar siz agentlarla görüşmeyin. Makineler yapay zeka ile sizin işinizi halletsin mottosu. O agentların yapacağı işleri de daha verimli kanallarda kullanın. Dolayısıyla orada çok hızlı bir artış olacak. Yani birçok işi makinelerin yapar hale geldiğini göreceğiz bu pandemiden sonra. Şu anda e-ticaret sektöründen tutun da online market zincirlerine kadar birçok yerde projelerimiz var. Bunlar niye oluyor? Çünkü herkes bunun farkına vardı. Bizim sektör dışında teknolojiyle alakalı da bence güvenlik teknolojilerinin çok parlayacağını düşünüyorum. Çünkü bu tür uzak yani eskiden biz müşterilerle uzak bağlantılarda çok sorun yaşarken şu anda hiç sorun yaşamaz hale geldik. Bu da bir takım güvenlik önlemlerinin uzak bağlantılara eklenmesi gerektiğini gösteriyor. Biz bugün Suudi Arabistan'da, Mısır'da, İngiltere'de, Amerika'da projeler yapıyoruz. Çok seyahat eden de bir şirkettik Sestek olarak. Çok azaldı. Tabii bizim ekipler çok mutlu bundan. Ama bu böyle de biraz devam edecek gibi. Yani gerekli olmadıkça artık seyahat etmek istemeyecek belli bir süre. Yani zaruri durumlar hariç. Dolayısıyla bir yandan da bu yapay zeka teknolojinin güvenlik tarafında da ciddi yatırımlar gelecek diye düşünüyorum. Şimdi bir sorumuz var ama ondan önce sizin değindiğiniz çok önemli bir konu var. Onu bir Serdar Bilikçi'ye danışmak istiyorum ben. Dediniz ki bu yapay zeka aslında çağrı merkezi müşteri temsilcisine ihtiyaç duymayın diye çalışıyoruz biz. Serdar Bey siz de, Serdar Bilikçi siz de bir de hem çalışan bir de acenteler var. Şimdi bu anlayış tabii arka planda bu çok farklı elbette ki. Hani o kişilerin daha farklı noktalarda, kişisel noktalarda değerlendirilmesi var. Ama bunu anlatmak çok zor olabilir. Dolayısıyla bu acenteler ve çalışan tarafında
bir direniş oluyor mu bu yapay zeka dile geldiğinde, bundan sonra yapay zeka ile çözeceğiz birçok şeyi dendiğinde, dediğinizde size karşı bir direniş hissediyor musunuz? Yani şöyle bakmak lazım, yapay zeka ile ilgili değil bu konu. Bence insanın doğası gereği az bildiği şeye karşı direnme ihtiyacı hisseder. Kendine tehdit olarak görür. Her yeni teknoloji aslında böyle düşmüştür. Yani endüstri devriminde insanlar makinelere karşı bizim işimizi alacak, ne yapacağız falan derken iş adeti endüstri devriminden sonra kat ve kat artmıştır. Bu yeni teknolojileri ben aynı şekilde görüyorum. Biraz önceki sizin sorunuza cevap verirken Serdar Bey'in yorumlarına da şöyle ilavem olacak. Bu conversational AI dediğimiz, yani aslında bir insan gibi bir makinenin konuşması, karşı taraftaki kişiyi anlaması ve bunun pozisyonlanması çok önemli. Pandemi ve aslında pandemi dönemi geçtikten sonra da insanların çalışmak için ofislere tıkılmasına gerek olmadığını düşünüyoruz. Bu dönem içerisinde. Bence şirketlerin öğrendiği en önemli öğretilerden bir tanesi bu. Çünkü İstanbul gibi bir yeri düşünürseniz, karşıda yaşıyorsanız 2 saat verimsiz bir kaybınız var. İş hayatı açısından da baktığınız zaman. Yakın dönemde bu tip etkileri olacaktır. Burada şunu tetikleyecek, insanların performansını daha iyi nasıl ölçebileceksiniz? Çünkü bir arada olurken birçok şeyi işte gözle gördüğünüz ölçüde yönetebiliyorsunuz. Burada bu tarz konular çok önemli olacaktır. Neden bu konu önemli? Yani bir makinenin cevaplaması veya bir konuşmayı data olarak bir tekste çevrilmesi. Aslında şirketin müşteriyle olan tek kapısı bu. İstediğiniz kadar üst yönetim olarak yaratıcı fikirler ortaya koymaya çalışın. Tüm departmanlarda çalışan insanlar müşterilerin mutluluğu için kendilerinden birkaç kat fazlasını vererek yeni fikirler veya çözümler oluşturmaya çalışsanlar, yine de en son müşterinin temas ettiği nokta olan call center'lara kalıyor. Yani oradaki deneyimi o müşterinin gerçekten yaşadığı deneyim haline geliyor. Bu açıdan bu önemli. Burada call center derken sadece tüketicilerin firmaları aradığı call center değil, sizin paydaşlarınızın aradığı servisler de var. İşte acentelerin bizi aradığı servis, o da bir call center. Veya başka paydaşların aradığı servisler de aynı şekilde bir servis ihtiyacı. Bunların hepsini 7/24 ulaşılabilir hale getirmek lazım. Bunun da yolu demin sözü geçen yapay zekayla, yani konuşmanın bir şekilde tekste çevrilmesi, buradaki teknolojilerin kullanılması, daha sonra da yapay zekayla o konuşulanı makinenin anlayıp doğru cevabı verecek hale gelmesi. Bu ilk başta bir verimlilik getirecek bir proje gibi görülüyor ama aslında derinlemesine baktığınız zaman firmaların hem strateji oluşturmak için, hem yeni ürün oluşturmak için, hem de müşteriden gelen talepleri doğru okuyabilmek için çok büyük bir fayda olacak bir konu. Bizim Sestek'te yaptığımız projede faydalardan birçoğu burada acentenin veya müşterinin ya da bizi arayan herhangi bir partnerin en iyi servisi almasına yönelik bir altyapı oluşturmak. Ama bunun ikinci aşamasında bu deneyimleri skorlayabilip bununla beraber ilerideki kararları nasıl etkilediğinin analizini çıkartabilmek. Bu da bizim poliçeyin ilemelerimiz olsun, hasar sürecinde yaşadığı tecrübelerle ilgili hasar sürecinin içerisinde hangi servisleri, hangi süreçleri düzeltmemiz gerekiyor, asistanla ilgili mi, yoksa ikame araç vermeyle ilgili mi veya başka konular, evinde hasar olmuş, küçük bir hasar, onunla ilgili şikayetini belirtiyorsa o zaman serbest olarak hasar limitlerinin arttırılmasına yönelik bir kararlar vermek. Bunlar bu dataları inceleyerek olabilir. Şu anda bu tarz bir teknolojiye sahip olmayan şirketlerin bu operasyonları manuel toparlaması, bunu üst yönetimin anlayacağı dile çevrilmesi çok zor, çok zahmetli. Hele bir insanla yapması gerçekten
biraz imkansıza yakın bir durum. Bu yolculukta bizim varmak istediğimiz uçtan uca bu tüm servisleri gelişimini sağlatmak. Bu da zaten aslında son kullanıcı olan tüketicilerin veya bizde çalışan tüm paydaşların, bu acente de olabilir, herhangi bir ödemenin ne zaman alınacağını isteyen bir tamir servisi de olabilir. Bunların hepsine yapay zekayla, bu conversational AI dediğimiz aslında bir botun, bir robotun konuyu anlayıp direkt cevabını verdiği arkadaki sistemlerden öğrenip altyapılardan geçiyor ve bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü şirketin reputasyonu aslında burada geçiyor. Ne kadar sağlıklı başlanırsa o kadar iyi ve ne kadar erken başlanırsa da bu yolculukta o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Peki size gelen bu geri bildirimler arasında şu var mı? Bir soru gelmiş. Diyorlar ki yeni maceralar arasında yıllık sigortalar yerini ne zaman günlük, haftalık ve benzeri sigortalara bırakır? Bunun için nasıl bir teknolojik altyapı gerekir? Bu aslında sizin söylediğinizle çok da ilgili bir şey. Yani bu geri bildirimler müşteri veya acente iletişimleriniz arasında dile gelen bir konu oldu mu günlük, haftalık süreci? Yani bu geçen sene baktığımız bir teknoloji, bu şöyle bir şey. Bu soru şunu söylüyor: ben kullandıkça ödeyeyim, bir yıllık sigorta gibi değil de işte aracımı kullandıkça ödeyeyim. Veya ben çok dikkatli bir sürücüyüm, niye herkesle aynı kasko rakamını ödüyorum? Benim kaskomun düşük olması lazım. Bu argümanlar çok fazla. Veya ben konut sigortası yapıyorum ama çok güvenlikli bir sitedeyim, zaten evimde de bir güvenlik şeyi var, benim bir farklılaşmam lazım. Bence sigorta dünyasının dijitalleşen bu dünyada cevap vermesi gereken en önemli olgu bu. Tüketicilerin yaşadığı hayattaki deneyimi ürüne dönüştürürken nasıl farklılaştırmak lazım? Riski de ona göre tanımlamak lazım. Şu anki risk algoritmaları yıllar öncesindeki tanımlara bağlı olan yapılar. Bu yeni dönemde değişecek. Bundan bahsetmiştiniz ve yapay zekanın aslında burada çok önemli bir rol oynayacağını, evet, sigortacılık sektörü için söylemiştiniz. Evet. Peki, şimdi çalışanlarla ilgili o sorumuzu ben Serdar Karadayı'ya da yöneltmek istiyorum. Çünkü siz birçok sektörde çalışıyorsunuz ve size eminim çok daha fazla kere karşınıza çıkan bir konudur bu. Çalışan direnişi var mı bu konuda? Yanlış anlaşılmalar var mı? Oysa ki doğrusu nedir? Biraz bundan bahsedelim isterseniz kısaca. Dijitalleşmeyle ilgili çalışan direnişi mi, evden çalışmayla ilgili, dijitalleşmeyle ilgili mi? Sizin hizmet sunduğunuz alanlar daha çok kişiye ihtiyaç duymayan, yapay zekanın birçok hizmetlerin veya servislerin fonksiyonu üstlenebileceği üzerine. Bu durumda algı sanki çalışana ihtiyaç kalmayacakmış, bu kişiler işsiz kalacakmış diyor. Oysa ki o kişiler farklı bir rol üstlenecekler. Neler olacak, evet, bunlar? Ya biz her zaman, önce onu merak ediyorum ben. Ya benim her zaman savunduğum bir şey var. Tabii ki bazı işler ölecek. Yani biz bu işler ölmeyecek dersek yalan atmış oluruz. Yani ben geçen de bir örnek verdim. Size gelen bir faksı okuyup gidip yanınızdaki bilgisayara o faksta gelen işlemlerle ilgili bir şey giriş yapıyorsanız, yani bu çok otomatize bir iş. Yani bu işin insanla devam etme olasılığı yok. Öyle bir süreç olamaz. İşte bizim botlarla hallettiğimiz işlemler gibi, siz sigortanızla ilgili iptaldir, işte prim ödemedir, borç ertelemedir, birçok standart işlemi biz daha güvenli ve daha stabil bir şekilde arka sistemlere bağlı yapıyor olacağız. Bu işlerin sürmesi demek insanlar yok olacak demek değil. Ben buna katılmıyorum. Yani birçok panelde de bunu söyledim. İnsanın daha değerli olacağı iş alanları da artacak. Yani bizim onları kullanmamız lazım. Yani daha çok verimli alanlarda kullanmamız lazım insanları. Bir de yapay zekayı yazan, dijital transformasyonu hayatımıza sokan iş alanlarında birçok yeni işler çıkacak. Yani bugün bakın herkes yazılımcı arıyor. Demek ki yazılımcı açığı var. Yazılım dünyasının çok genişletilmesi lazım. Teknoloji dünyasının çok genişletilmesi lazım. Nasıl 1950'ler 60'lar işçi arardı. Almanya'ya buradan işçiler gitti. İşte sanayi sektörü gelişti. Şimdi de yazılımcı milyarlarca açık var. Yani çünkü yazılımların kodlanması lazım, teknolojinin geliştirilmesi lazım. Demek ki alttan gelen Y jenerasyonu için artık bazı meslekler ölecek. Ama bazı meslekler de parlayacak. Dolayısıyla bu bir denge. Ama felsefik olarak bakalım, dünya nüfusu zaten çok fazla. Yani
bırakın teknolojiyi, hani 7 milyar insanın şu anda birçok alanda sorunu var. Dolayısıyla hani bunun baş nedeni teknolojidir, yapay zekadır diyemeyiz. Değişime ayak uydurmalıyız. Ama bu değişime ayak uydururken de yeni çıkacak meslekler, yeni çıkacak fırsatları da değerlendirmeliyiz bence. Ama tabii ki çağrı merkezi sektöründeki çağrı merkezini de çağrı alan kişi sayılarını artırmamak üzerine yola çıkıyor tabii ki sesleyin temel teknolojisi. Bu temel teknolojilerin bir de eğitilmesi gerekiyor herhalde, değil mi? Öyle bir şeyler, haber. Evet. O konuda birkaç haber yaptığımızı biliyorum. Yani çağrı merkezi müşteri profilinin aslında bu alanda değerlendirilebileceği, bu kurulan yapay zekanın arka plandaki eğitim alanını değerlendirilebileceğini hep yazdık, çizdik, konuştuk bunları. Şimdi sorumuz var. Serdar Birlikçi, bu belli ki sorumuz. Skor hesaplamalarını detaylandırmak ve değişken parametrelere göre otomatik olarak hesaplandırmak gibi çalışmalarınız var mıdır? Yani kaçırılan hasar yüzdesini azaltmak adına demiş. Var. Bir önceki soruda yarım kalmıştı bu haftalık günlük. Bunun teknolojileri var. Telemetri, IoT teknolojileri. Onu da böyle hızlıca cevap vermiş olayım. Skor hesaplarını yapmak. Burada yapay zekayı kullanıyoruz. Önemli testler yaptık bir kısım. Bir alanda, daha doğrusu kasko ürününde başarılı sonuçlar verdi. Eylül ayına kadar bu test ve denemeleri yapacağız. Sonuçta aslında statik bir istatistiksel modelleme yerine otomatik makine öğrenme teknolojisiyle devamlı datanın beslenip algoritmanın kendini yenilediği bir yapıyı kurgulamaya çalışıyoruz. Bu skorlamada hem fiyata hem de risk hesaplamasına önemli katma değer sağlayacak. Şu ana kadar 2 aylık testte çok başarılı sonuçlar elde ettik. Muhtemelen demin konuştuğumuz Conversational AI gibi AI'ın, yapay zekanın birçok farklı alanlarda da kullanılması mümkün. Bu da çeşitli algoritmaları makine öğrenmeyle devamlı kendini güncelleyen yapıya dönüştürmek mümkün. Şu anda üstünde çalıştığımız projelerden bir tanesi. O projelerinizi de soracaktık aslında size. Grupam olarak Conversation AI adına yatırımlarınızdan biraz bahseder misiniz de demek istiyordum ben zaten. Neye hazırlanıyorsunuz? Biraz öğrenebilir miyiz? Yani bu sene SESTEC'te çok önemli bir projeyi başlattık. Hatta Fransa'da bir inovasyon yarışmasına da aday olduk bu anlamda. Serdar, senin haberin var mıydı bu arada bundan? Yok, şu anda şok oldum. Çok güzel. Güzel. Yani biz şunu düşünüyoruz Groupama olarak. Bu teknolojinin sadece Türkiye pazarının dışında tabii SESTEC bu hizmetleri veriyor ama daha büyük Avrupa'da Groupama'nın ulaştığı birçok yerde bu hizmeti de sunabileceğini düşünüyoruz. Teknolojinin açısından bu sene başlattığımız teknoloji aslında tüm call center operasyonlarımızın bir bota çevrilmesi. Tabii ki burada insanla muhatap olacağı için konuşmanın veya yazılı iletişimin datasının anlaşılması, daha sonra da bunu anladığı sorunun içeriğine göre de yapay zekanın ilgili kaynaklara ulaşıp doğru cevabı bulup o kişiye doğru cevabı iletmesi üstüne bir proje. Bu anlamda bakıldığı zaman çok önemli, verimlilik, stratejik bakış açısı açısından önemli. Bunun ikinci katmanı bizim için buradan çıkacak datanın kullanılarak ürünlerde farklılaşmaya doğru gitmek. Bu da önümüzdeki yıllarda yapacağımız konulardan bir tanesi. Ama bu sene içerisinde tüketiciye, paydaşımız olan acentelere ve çalıştığımız diğer firmalara dokunduğumuz her nokta için bu projeyi canlıya almaya çalışıyoruz. Bize çok büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Daha sonrasında da demin sözünü etmiştik. Bu pandemi sonrasında ne tip bir şey bekliyoruz? Müşterilerin direkt poliçeleştirmesiyle ilgili de operasyonlarda bu süreçleri kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Burada demin örneğini vermişti Serdar Hocam İMM ile ilgili. Muhtemelen bu tip konularda daha net, açık bilgilendirme yapabileceğini düşünüyoruz. Bu botun ve yapının kendisinin yapay zeka ile beraber. Bunlar da bir sonraki adımda planlayacağımız konular.
Önemli olan değişimleri sindirerek ve tüm paydaşlar tarafından ortak bir hedefe doğru gidilerek yapılması lazım. Şu aşamada bizim ilk adımı geçmekle ilgili hedefimiz var. İlk adımı geçtikten sonraki adımlar bence daha kolay, daha hızlı gelecektir. Çünkü insanlar kullanmaya başladıkça faydasını görecektir. Bugün tahmin edemediğimiz ek faydalarını da arkasından getirecektir. Konuya ben hiçbir zaman bir call center operasyonunun dijitalleşmesi olarak bakmadım. Konuya daha ziyade müşteriye dokunduğumuz bir noktanın dijitalleşerek süreci geri besleyecek bir yapı olarak bakıyorum ve bunu da o yüzden çok çok önemsiyorum. Peki ben de çok şu an önemsediğim bir soru sormak istiyorum. Bu çalışmalarınız sırasında edindiğiniz deneyimlerden izleyicilerle paylaşmak istedikleriniz neler var? Çünkü bu süreç gerçekten yapay zeka yatırım yapma süreci gerçekten farklı bir süreç. Birçok kurum için birçok yeni şeyin içinde buluyorlar kendilerini. Hiç öngöremedikleri bazı şeylerle karşılaşıyorlar. Biz her konuşmacımıza soruyoruz ve çok ilginç geri bildirimler alıyoruz. Sizin paylaşmak istediğiniz deneyimleriniz, bu konuya yatırım yapmak isteyen firmalara tavsiyeleriniz olur mu? Biz bunu yaşadık, aman dikkat edin dediğiniz noktalar var mıdır? Yani bir defa şunu söylemek lazım. Yapay zeka projesine başlarken şöyle düşünmemek lazım. Veya yenilikçi adımlara başlarken şöyle düşünmemek lazım. Her şeyi planladım, tüm riskleri planladım. Bu kadar bütçem var, bu kadar kar getiriyorum. Böyle bir planla bu yolculuklara çıkmamak lazım. Olabildiğince yarın hemen konuya başlamak lazım. Yani benim kendi yaklaşımım bu. Çünkü geç kalınan her dakika, her gün daha büyük kayıp olarak geri dönecek. Bir defa bu olguyu şirket içerisinde yerleştirmek lazım. Ya, ikinci olgu yapay zeka ile ilgili insanların ilk tepkileri. İlk tepkiler genelde benim işimi mi alacak, ben dışarıda mı kalacağım, bu işi makine yapabilir mi? Makineye de bir güven sorunu var tabii ki. Bunu da çeşitli anlatılarla aktarmak lazım ama yani şunu unutmamak lazım. Yani yapay zeka dediğimiz konuyu böyle çok büyütmemek lazım. Sonuçta bir çocuk yaşındaki bir zeka seviyesinden bahsediyoruz. Şu anda basit işler yaptırtabiliyoruz. Karmaşık algoritmalar için daha büyük güçte hem bilgisayar işletim sistemleri, CPU'lar gerekecektir. Hem de algoritmalarda biraz farklılaşması gerekecektir. Bizim şirketteki uygulaması bence Groupama inovasyona çok açık bir şirket ve çok hızlı adapte olduk. Çeşitli hackathon dediğimiz toplantılar organize ettik. İlgili tüm arkadaşların dahil olduğu bilgilendirme toplantıları yaptık. Herkes konuyu çok sahiplendi. Bence en büyük ayrım şu, insanlara kalplerine dokunacak şekilde ulaşmak lazım. Eğer insanlar ofis saati bittiğinde ya bugün de çok yoğundum Allah kahretsin hayatı bile yaşayamadım yani bir kahve bile içemedim diyecek durumdaysa ki çoğu insan ofise gidip çıktığında yaşadığı durum bu oluyor veya günün nasıl geçtiğinde çok yoğundum mesajı %90 cevap olarak geri geliyor. Buna cevap verecek bir çözüm olduğunu iyi anlatmak lazım. Yani insanların insan olmasının en önemli şeyi yaratıcılığı, yaratabilme kabiliyeti. Rutin işleri bırakalım onları başka şekilde organize edelim. Ama gerçekten yıllarca o sektörde, o işte tecrübe kazanmış bir kişinin inanılmaz büyük katma değer oluşturacak alanları var. Hep bunu ıskalıyoruz. Ben buna kendi terminolojimde shit of yesterday diyorum. Yani hep dünün geçmişin işleriyle uğraşmaktan geleceği planlamak ve organize etmekte imkansız oluyor. Yani vakitte %90'ı e-mail cevaplamak veya o günün sadece o günle ilgili işlerle organize etmekle ilgili geçiyor. Yapay zekayı bu şekilde konumladığınız zaman inanılmaz ivmelenme oluyor. Bence ikinci aşaması, Groupama'da daha şu anda onu yaşamadık ama daha önceki şirket tecrübemde yaşamıştım. İnsanlar kullanmaya başladıktan sonra bir anda tahmin edemediğiniz yeni fikirlerle geliyorlar. Çünkü
ne kadar anlatırsanız anlatın, elle tutulur hale getirip insanlar kullanıma başladığı zaman hayatları kolaylaşıyor. Bir üst yönetime daha stratejik bir sunum yapmış olabiliyorlar. Daha yaratıcı konuları ortaya koymuş oluyorlar. Bir anda hem kendi egoları hem de işe yarattıkları katma değerden mutlu oluyorlar. İnsanlar çalışıp bir şey üretmekten değil, katma değer yaratmaktan mutlu olur. Eğer yapay zeka sizle beraber mesai yapan arkadaşlarınızın var olan yaratıcılıklarını kullanıp daha büyük katma değerler yaratmasına vesile oluyorsa, bu inanılmaz bir mutluluk ve insanların onu sahiplenmesini gerektiriyor, getiriyor. Bu anlamda konuya böyle bakmak lazım. Erken başlamak lazım. Özetle başlarken iyi anlatmak lazım. Konuda onlara yardımcı olduğunu göstermek lazım. İkinci aşamayı beklemek lazım. Hızlı adımlar atmak yerine ikinci aşamada yapay zekanın çıktılarını gördüğü zaman zaten o kişiler onun sponsorluğunu yapacaktır şirket içerisinde ve herkesi de kendi yanına çekecektir. Evet. Şimdi sorularımız var. Ben son gelen soruları birleştirip sormak istiyorum size. Zaten bir tanesi her iki Serdar Bey'e de ortak bir sorum var diye başlamışlar. Ben bütün soruları size ortak sormuş olayım. Sigortacılıkta dolandırıcılık konuları önemli. Yapay zekalı projelerle fraud yakalamak mümkün müdür? Yani fraud tarafında kullanabilir miyiz bunları diye sormuşlar. Bir de poliçe teklifi hazırlama sorusu gelmiş. Bunu yapabiliyor musunuz yapay zeka yardımıyla diye sorulmuş. Önce Serdar Bilikçi'ye yönelteyim, ondan sonra Serdar Karaday'a sormuş olayım. Fraud'u yakalayabilir. Serdar'dan pay çalmayayım, o daha detaylı aktarır ama konuşmayın şekli itibariyle yakalayabilir. Bu projemizin, Seslek'le beraber yaptığımız projede bunu da hedefliyoruz. Detayını Serdar Hocam da aktarır. Fraud'un tabii çok çeşitli konuları var. Yapay zekanın bizde kullanılma şekilleri açısından fotoğrafları analizini de image recognition yani resim çözümlemeyle kullanıyoruz. Arkada yapay zeka çeşitli algoritmalarla bunu birleştiriyor. Aynı fotoğrafın başka taglerde, başka yerlerde kullanıldı mı, kullanılmadı mı gibi kontrolleri de yapay zeka tarafından yapılıp fraudluk bir durum varsa uyguluyor. Çeşitli hasar işlemlerinde çeşitli korelasyonları kontrol ediyor yapay zeka ve bununla ilgili fraudluk durum var mı bunun alarmını veriyor. Bu anlamda çok çok kullanılan bir teknoloji. Poliçe hazırlama konusu bu üstünde çalıştığımız bir konu. Şu aşamada olgunlaştırmadığımız ama yıl sonuna doğru olgunlaştırmayı düşündüğümüz konulardan bir tanesi. Doğal olarak aslında yapay zekadan beklenti tüketicinin davranışlarını, paternlerini iyi anlayıp ona farklı ürünler sunabilmesi. Bunun da olabileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili yaptığımız küçük deneme ve testlerimiz var. Şu aşamada odağımız bundan ziyade daha önce bir soru gelmişti. Skor hesaplamalarını detaylandırmak ve diğer konuda biraz daha oraya odaklanıyoruz. Yani elimizdeki datanın paternini anlayıp makine öğrenmeyle devamlı kendi algoritmasını yenileyen bir sistemle doğru fiyatta ürünü müşterinin karşısına çıkartmak. Şu andaki çalışmalarımızın yapay zeka boyutundaki en önemli kısmı bu. Buradan alacağımız öğretiyle bu diğer konulara hızlıca dalabileceğimizi düşünüyorum. Evet Serdar Karaday, dolandırıcılıkla ilgili neler yapabiliyorsunuz ve poliçe hazırlayabilir misiniz? Ve kaç tane lazım hemen ben hazırlayıp ileteyim size. Dolandırıcılık tabii yani güvenlik her zaman teknolojinin karşı tarafı olmuştur. Yani karşı taraf sorusu. Siz ne kadar yükseğe çıkarsanız dolandırıcılar da peşinizden o kadar hızlı gelir. Ama tabii bizim teknolojimiz, ya ben kendi açımdan söyleyeyim, ses biyometrisi teknolojimiz var. Ses biyometrisiyle konuşan kişinin gerçekten olup olmadığını %98-99 oranında tespit edebiliyoruz. Özellikle çağrı merkezlerindeki fraudları düşüttüğümüzde genelde de konuşmayla yapıldığında biz neredeyse bunun hepsinin önüne geçebiliyoruz. Bir de demin Serdar'ın da bahsettiği gibi bizim teknolojilerle başka teknolojilerin birleşmiş fonksiyonları var. Örneğin biz NEC'le bir proje yaptık.
görüntüyle sesi birleştirdik. Hem görüntü tanıma hem ses tanıma. Dolayısıyla hani bir kişinin evdeyken hakikaten hem orada olduğunu hem sesinden kendisinin olduğunu güvenli bir şekilde doğrulayabilirsiniz ileriki dönemlerde. Bu farklı birçok projede işe yarayacak. Şu anda bahsedemediğim. Ama bu görüntü tanıma, ses tanıma, ses analizi gibi çözümleri birleştirerek bir takım projelerde güvenliği en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Yapay zeka ile ilgili ben güzel de bir örnek vereyim fraud ile ilgili. Biz yine bir sigorta şirketinde dolandırıcılık yapmış konuşmalarla eğittiğimiz yapay zeka sistemiyle ondan sonra gelen çağrılara otomatik olarak skorlama yaptık. Yani bu çağrıda dolandırılma ihtimali var mı diye %78 oranında da doğrulukla tahminleme yaptık. Dolayısıyla bizim teknolojilerin çok yakından takip ettiği bir konu fraud. Aynı zamanda collection çağrı merkezlerinde de birçok analizler yapıyoruz. Dolayısıyla birçok başarı yakaladık, case study yakaladık. Peki çok teknik bir soru gelmiş. Ben bunu oldu diye okuyayım. Benim sorum evet teknik değil, yorum yapmış zaten izleyicimiz. Kullanılan yapay zeka makine öğrenmesi algoritmalarının bazılarının katmanlarında örneğin derin öğrenme, karmaşık ve hidden layer gibi tüm işlemlerin açık olmadığı hesaplamalar var. Bazı yöntemlerin başlangıcında rastgelelik var. Bu faktörlerin sigortalanan varlıkların risk analizinde kullanılması bakımından bir sınırlandırma var mıdır? Kullanılması tercih edilmeyen AI yaklaşımları var mıdır? Hukuksal anlamda zorluk çıkarma potansiyeli bulunan algoritmalar, yaklaşımlar var mıdır? Sizin karşılaştığınız, duyduğunuz bir olay var mı bununla ilgili diye sormuşlar. Şimdi burada ben hemen bir kendim bir cevap vereyim. AI dediğimiz zaman, yapay zeka dediğimiz zaman yapay zeka ile beraber ikinci bir olgu da şirketlerde oluşuyor. Şu anda bence rolleri yok. Ama yakın dönemde böyle roller oluşacak. Etik yapay zeka veya bunun etik değerleriyle ilgili çeşitli roller çıkacak organizasyonlarda. Aynı hukuk fonksiyonu gibi veya iç denetim, kontrol, uyum gibi gruplar gibi böyle roller çıkacak ve buralara hem yapay zekaya bilen hem de bu etik ve normları bilen kişiler de başvuruda bulunacaklar ve böyle roller oluşacak. Biz şirket olarak şunun altını çizmek lazım. KVKK var Türkiye'de ve Avrupa'da. Hiçbir şekilde yapay zekanın bir bireyin bilgilerini kullanarak bir algoritma oluşturmasını de ben desteklemiyorum. Bunu doğru da bulmuyorum. Sağlık poliçeleri açısından olsun, kasko tarafında olsun veya diğer ürünlerde olsun. Yapay zekanın şu anki kullanım alanı olarak baktığımız yapısı kişisel bilgilerden ziyade büyük bir küme içerisinde kendini insanın bulamayacağı bir yapıdaki bir şeyle bir ortaklaştırarak oradaki bir paterni bulması. O paterne göre de bir algoritmik bir sonuç üretmesi. Biz burada genelde kullandığımız yapı tüketicilerin fiyat indirimine yönelik konular. Bunun da bir limitasyonu var. Türkiye'de de KVKK ile bunlar garanti altında. Onun dışında da aslında firmaların kendi etik değerlerini de bir şekilde etik değerlerine de bağlı olan konular. Benim cevap verebileceğim tarafı budur. Umarım yardımcı olmuştur. Serdar, bu arada esneklemek istediğiniz bir şey var mı bu soruya? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani etik değerlerinin çok öneminin artması lazım gelecekte. Şu anda... Belki bahsettiğiniz insan kaynaklarının da yenilenmesi, görev ve fonksiyonların yenilenmesi konusunda bir destek olabilir bu içerik açısından. Evet. Peki son olarak demiştik ki bundan sonra ne olacağı sonra konuşalım demiştik. İsterseniz son konu olarak da bundan bahsedelim. Şu ana kadar olan müşteri davranışı ve kurumların buna uyumu veya bir adım önünde olup müşterinin kurumların hazır olmasını konuşmuştuk. Pandemiyle birçok şey değişti, ivme kazandı, birçok değişimler. Bundan sonra müşteri davranışının ne olacağını öngörüyorsunuz ve kurumlar bu konuda nasıl hazırlıklar yapmalı veya yapıyorlar? Önce Serdar Bilikçi'ye sorayım, Grupama için sormuş olayım ben size. Bence... Global ve Türkiye'de farklılık var mı bu konuda, onu da merak ediyorum ben. Efendim, anlayamadım.
Bu hazırlıklar veya bu öngörüler tarafında Groupama Türkiye ve Groupama Global, yani diğer ülkeler arasında bir farklılık var mı diye de merak ediyorum. Tabii onu da cevaplayayım. Şimdi şunu net cevaplamak lazım. Biz pandemiden önce bir dijitalleşme ile ilgili yol haritası belirlemiştik ama bu dijitalleşmeyi de kullanırken imtina ediyorum çünkü çok fazla kullanıldığı için çok klişe bir kelime oldu. Zeka gibi. Evet, yani enteresan bir hale geldi ama şunu iyi anlamak lazım. Pandemi insanların konfor alanından çıkmasına vesile oldu. Yani zaten bunlar yapılmak zorundaydı, yapılması gerekiyordu, devamlı öteleniyordu. Bence daha fazla insanın fark etmesine sebep oldu. Müşteri deneyimi dediğimiz şey çok önemli. Bu bizim sektörümüz için çok önemli. Burada sadece sigorta diğer sektörlerden farklı olarak sadece ürünü sattığınız anda bir şey tamamlanmıyor. Aslında ürünü oluşturup sattığınız anda hayatınız yeni başlıyor. Çünkü sizinle olduğu dönem boyunca müşteri deneyimini en yüksek seviyeye çıkartmanız lazım. Daha önce de söyledim, katma değerli servislerin gelmesi lazım. Katma değerli servisler için çeşitli teknolojiler gelecektir. Bunlardan en önemlileri IoT, telemetri gibi, IoT gibi akıllı evler gibi konular gelecektir, akıllı araçlar gibi. Şu anda Türkiye biraz geriden geliyor. İngiltere ve İtalya bu konularda çok daha ileride. Tabii ki buralarda büyük datalar birikecek. O büyük dataların kullanılması da yapay zeka ve analitik de olacak konular. İkinci bence en önemli konu ki oraya da hazırlık yapıyoruz. Katma değerli hizmetler. Yani bir poliçenize 2000 lira ödediniz diyelim, kasko poliçenize. Aslında o 2000 lirayı 2000 liralık da servis alabilmeniz lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Sizin 100 bin kişilik bir komünitiniz varsa veya 1 milyon, yani tüketici havuzunuz, istediğiniz her şeyi ona göre planlayabilirsiniz. Yani benzin aldığınızda indirimli alabilirsiniz. Yıkama servisleri olabilir. Araçla ilgili başka servisler olabilir. O kendi yapınızda ona katma değerli servisler oluşturabilirsiniz. Şu anda Türkiye'de bu çok sınırlı. Manuel operasyonlarla denenen yapılar var. Ama çok da yeterli değil. Üçüncü konuda bence personalization, yani herkesin kişiselleştirilmiş hizmet anlayışı gelecektir. Yani poliçelerin yapısını kendi risk tanımına göre insanların kendisinin bir bulmaca gibi, puzzle gibi oluşturabileceği yapılar gelecektir. Önümüzdeki süreçte bence bunlar bekleniyor. Hazırlıklarımız da bu yönde. Tabii bazı teknolojiler için çok erken. Bu teknolojilerin bir kısmı blockchain'i adresleyen yapılar, yapay zeka dışında. Orada da tabii yeni yeni Türkiye'de harekete geçen startuplar veya oluşumlar var. Onları da çok yakından takip ediyoruz. Bir tane de blockchain ile ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Umarım meyvelerini önümüzdeki yıllarda verir. Serdar Karadayı, sizden öngörü alalım. Bundan sonra ne olacak? Müşteri ne isteyecek? Kurumlar neler yapacaklar? Veya neler yapmaları gerekir? Bundan sonra zaten çok güzel özetledi Serdar da ama ben biraz azlanacağını düşünüyorum aslında. Bunları bekliyordu yine müşteriler. Sonuçta hızlı hizmet almak istiyorlar. Doğru hizmet almak istiyorlar. Ve kesintisiz hizmet almak istiyorlar. Doğru, kesintisiz hizmeti sağlamanızın tek yolu da bence teknolojiyle. Teknolojiyi kendi hayatınızın bir parçası olarak sunmanız gerekiyor. Yani üzerinize bir elbise alıp eğriti durması gerekmiyor. Yani içselleştirirseniz ve katılımcı bir teknoloji sağlarsanız kurumunuzda, yani demin direnç dediğim oydu. Yani bütün kurum kültürünün o teknolojiyi, sunduğunuz teknolojiyi sahiplenmesi gerekiyor. Dolayısıyla anca öyle bir başarıya beraber koşabilirsiniz. Müşteri deneyimi, işte dediğimiz customer experience ile ilgili birçok pozisyon bence çıkacak. Yani vardı ama daha da büyük roller olacak. Çünkü yapay zekanın adaptasyonunu ölçümleyecekler, raporlayacaklar. Üst yöneticiler birçok alanda daha farklı raporlar isteyecekler.
aldıkları raporların hayatın içine hızlı girmesini isteyecekler, eğitilmesini isteyecekler. Dolayısıyla müşteriyle dijital bir deneyim çok hızlanacak. Yani bugün ne bileyim hiç aklınıza gelmeyecek bir iş biriminde bile dijital bir deneyim yaşatacaksınız. Çünkü hayatınızda ben hep örnek veriyorum WhatsApp var. Bugün sizin ne bileyim en yaşlı aile bireyiniz bile artık WhatsApp'tan torununun fotoğrafını istiyor. WhatsApp'tan gruplamaya nasılsın kızım benim şey sağlık poliçem ne oldu dediğinde cevap isteyecek yani. WhatsApp'tan size gayet kolay yazabilecek. Dolayısıyla hani bunun önüne geçilemeyecek. Bununla yaşamayı, bununla evlenmeyi, bu teknolojiyle evlenmeyi göze almaları lazım kurumların. Yanında da doğru partner seçmeleri gerekiyor. Ben hep öyle söylüyorum. Sadece seslek için söylemiyorum yani. Her alanda doğru partner. Çünkü bu artık eski dünya düzeni kalmadı. Siz doğru partneri biraz tanımlar mısınız? Biz bir önceki webinarımızın bir konu olmuştu bu gerçekten. Eski satış şeyleri kalmadı Eylem Hanım. Artık yani ben sizi iki kaşınız gözünüz için bir ürünü almıyorum. Yani bu o ürün beni geleceğe taşıyor mu? O ürün benle beraber yaşayıp benim olgularımı, benim süreçlerime hakim mi? Yoksa biz ikimiz iyi arkadaşız, gel senden şunu alayım, 2 kilo çimento alayım dönemleri bitti artık. Yani sizin aldığınız ürünün şirketiyle uzun bir yolculuğa çıktığınızın ve doğru bir şekilde sinerjinizin uyduğunuzun teyidini yapmanız lazım. Öbür türlü maalesef birçok proje başarısız oluyor. Görüyoruz da bunu. Dolayısıyla doğru partner dediğim şey, ben illa hani seslek için konuşmuyorum burada, reklam gibi anlaşılmasın. Sesleğin de doğru partner olmadığı birileri olabilir yani hani. Ama seçim yaparken iki şirketin de ekiplerinin de kültürlerinin de uyuşup uzun vadeli bir şekilde yol almaları gerekiyor. Bu tür projelerde özellikle yapay zeka. Çünkü bunlar durmayan projeler. Biz Serdar Karadağ'a gider seslekten, başka birisi gelir. Serdar Birlikçi gider ama kurumların evliliği bitmeyecek. Çünkü o conversation AI veya analytics yapılarının geliştirmezseniz zaten tutunamaz. Yaşanan organizmalar meyve açacaklar devamlı. Yarın pandeminin yerine X de mi gelecek? X demeye göre aksiyon almayı öğreteceksiniz. Sigortacılığa başka bir kavram gelecek. Dolayısıyla doğru partner bu. Yani ne diyeyim yani doğru bir evlilik diye. Galiba burada ürünün kendisi artı bu iki kurumun kurum kültürünün özdeşleşebiliyor olması gibi iki başlık. Evet geçen sefer de bu şekilde özetlemiştik. Peki benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. İzleyenlere de teşekkür ederiz. Evet çok güzel bir geldi gerçekten. İzleyenlerimize de teşekkür ederiz. Çok güzel yanıtlarımızı da aldık sizden. Umuyorum ki faydalı bir webinar olmuştur izleyicilerimiz için. Katılanlara çok teşekkür ederiz. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin.